Cilt renginizi açarken sivilcelerden, sivilce izlerinden sizi kurtaracak, aynı zamanda lekeleri tedavi edecek çok güzel bir tarifle geliyorum. Bakın bu tarifte neler var. Pirinç var, sabun var, karanfil var. Her biriyle ayrı ayrı tarifler hazırlamıştım. Bu sefer üçünü birleştirip çok etkili, güzel bir tarif hazırlamak istedim. Hadi başlayalım. Pirinci 2 yemek kaşığı ölçüsünde kabın içerisine alıyorum. Bakın çok da pratik, hızlı bir şekilde hazırlayacağım. Karanfil geldi. Karanfilden 10-15 tane kadar pirincin üzerine ilave ediyorum. Yalnız ben pratik bir şekilde yapmak için böyle bir demliğin içerisine koyuyorum. Dilerseniz bir tavaya, tencereye de koyabilirsiniz. Şimdi de sabun kullanıyorum. Ben bu markada sabunu tercih ediyorum. Çünkü pH dengesi cildimize en yakın olan sabunlardan biri bu. Böyle küçük bir parça kestim ve üzerine oda sıcaklığında 1,5 bardak su bardağı su ilave ediyorum. Dilerseniz sabunu rendeleyebilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde böyle kıvam alacaktır. Ama ben böyle hepsini attım içine. Birkaç dakikada hazırlamak istedim. Kısık ateşte bunu, sabunlar eriyene, pirinç lapa kıvamına gelene kadar böyle karıştırıyorum. Sabun parçalarını ezmeye çalışıyorum. İçerisinde sabun var. Isıyı aldıkça böyle köpüklenme, kabarma olacaktır. O aralarda böyle çekin ateşten, biraz köpüğü geçsin. Tekrardan ocağa alın. Pirinçler tamamen yumuşadığında altını kapatabilirsiniz. Bakın böyle arada köpürüyor. Ocağın altını kapatıyorum ve bırakıyorum. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açalım. Ve videoları altyazılı olarak izlemek istiyorsanız CC yazan kısma tıklayın. Sonra da 3 noktalı kısımdan videoları dilediğiniz dilde altyazılı olarak izlemeye devam edebilirsiniz. Bunu yurt dışından izleyen güzel arkadaşlar için hatırlatmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Biraz ılıdıktan sonra süzüyorum ama böyle sıcağı da çok geçmesin. Böyle süzmek, özünü almak çok daha basit oluyor. Dilerseniz bir süzgeç veya bir bez yardımıyla özünü alabilirsiniz. Pirinç ve karanfil özünü verene kadar böyle eze eze alta çıkartın arkadaşlar. Buna bir maske diyebilirsiniz. Buna bir sabun diyebilirsiniz. Ya da buna leke açıcı, cilt beyazlatıcı sabun maskesi diyebilirsiniz. Bütün pirinç ve karanfilin özünü alana kadar ezme işlemine devam ediyorum. Karanfilin içeriğindeki yüksek orandaki antioksidan sayesinde özellikle sivilceleri yok etmede çok güzel faydalar sunuyor. Sinir sistemine uyarıcı etkisi sayesinde cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesine olanak sağlıyor ve cilt lekelerini çok güzel iyileştiriyor, gideriyor. Ölü deriyi atmada bize yardımcı oluyor ve cildin nefes almasına yardımcı oluyor. Şimdi Hindistan cevizi geldi. Hindistan cevizi yağından 1 yemek kaşığı ilave ettim. Misler gibi kokuyor şu an. Pirinç var, karanfil var, sabun var, Hindistan cevizi yağı var. Hem çok faydalı ürünler kullandık hem de çok güzel kokan ürünler kullandık. Dilerseniz böyle küçük silikon kaplarına dökebilirsiniz veya ben bitmiş bir aloe vera jeli kabım vardı. Tam da o ölçüye uygun olacak şekilde onun içerisine döktüm arkadaşlar. Bu böyle boş kapları atmıyorsunuz tabii. Artık kendi doğal ürünlerimizi hazırlıyoruz biliyorsunuz. Kaplar bitti mi onları yıkayın, bir kenara alın. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz. Ağzını kapatıp buzdolabına koyun arkadaşlar. Birkaç saat sonra kullanıma hazır ve buzdolabında muhafaza edin. Bitene kadar kullanabilirsiniz. Yaklaşık böyle bir 15-20 gün kullanıma yeterli ölçülerde verdim. Her gün sabah bunu alın yanınıza, elinize, yüzünüze sürün. Banyoya girmeden önce alın yanınıza,
koltuk altı, diz, dirsek, ayak buralara sürün. Hem lekelerden kurtulun hem de cilt tonunuzu gerçekten çok güzel açıyor arkadaşlar. Özellikle koltuk altı kararması problemi yaşayanlar bunu banyoya götürün. 3-4 uygulamada göreceksiniz ki koltuk altınız çok daha aydınlık ve pürüzsüz bir yapıda olacak. Özellikle ellerim yüzüm beyazlasın istiyorum diyenler, siz de bunu her sabah elinizde yüzünüze sürün. Çok uzun süre bekletmiyoruz diğer maskelerde olduğu gibi. Çünkü içerisinde sabun var. Cildimizin kurumasını da engellemek istiyoruz. Bir 10 dakika kadar bekletirseniz yüzünüzde, bir de böyle bir fırçanız varsa gerçekten anında beyazlatıyor. Hani böyle sürer sürmez beyazlatan tarifler oluyor ya bazen. Biz de bunu kullanmadan çok inanmak istemiyoruz. Bunu kullandığınızda hemen aydınlattığını gördüğünüzde siz de inanacaksınız arkadaşlar. Evet, fırçaladım. 10 dakika sonra çıkarttım bakın. Ben beyaz tenli olmama rağmen ilk kullanımda bile fark çok net gözlemlenebiliyor. Hem de bıraktığı hissiyat çok güzel. Doku çok güzel. Yumuşacık yapıyor. Tertemiz yapıyor. Işıl ışıl yapıyor. Ben çok severek kullanıyorum. O yüzden hemen siz de hazırlayıp böyle severek kullanın, güzel sonuçlar alın istiyorum. Ellerimde kullanımı buydu. Şimdi geldi bunu yüzümüze uygulayalım. Her sabah dediğim gibi veya her akşam yatmadan önce bunu yüzünüze, özellikle lekeli alanlara sürebilirsiniz. Sürülüm de oldukça güzel. Biz yani sabunu öyle güzel kuvvetlendirdik ki karanfil ve pirinçle ve Hindistan cevizi yağıyla da o kuruluğu gidermeye çalıştık ki etkiler bize çok güzel geri gelmiş oldu. Bakın 10 dakika beklettim ve yüzümü yıkadım. Çok daha sağlıklı, temiz, çok daha aydınlık, pürüzsüz, güzel bir cilde ilk uygulamada bile geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Hem gözenekleri de sıkılaştırırsınız. Cilt renginizi böyle doğal bir yöntemle açmış olursunuz. Göz altına da kullanabilirsiniz. Çok yakın girmeyin tabi. Ellerinizdeki o yaşlılık belirtilerini, lekelere giderebilir. Diz, dirsek, koltuk altı, bacaktaki kararmaları giderip çok daha pürüzsüz, güzel bir cilde geçiş yapabilirsiniz. Umarım siz de bu faydalardan edinmek ister ve bu tarifi ilk fırsatta kullanırsınız. Çünkü çok güzel ürünler kullandık. Buraya birkaç video daha bırakıyorum. Belki onları da izlemek istersiniz. Hoşça kalın. Hello my dear friends. One of the best skin whitening remedy. Rice clove soap. Bye bye.